Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Piyasa Hattı programında bugün ilk bölümde gıda fiyatlarını, ham madde fiyatlarındaki artışı konuşacağız. Fade Gıda bizimle olacak. Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Demir. Şimdi biliyorsunuz hem halka açık bir şirket, dolayısıyla yatırımlar, ikinci çeyrek finansallar, buradaki detayları değerlendireceğiz. Hem de öte yandan bakıldığında özellikle bu dönemde, yani mevsimselliğin biraz etkisi, biraz gübre fiyatlarındaki artıştan dolayı ekilebilir alanlar, tarım yatırımları, salça domates fiyatlarındaki artış, ki onların da spesifik olarak bu alanda yatırımları var, nasıl etkilendi, bunları da konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise Mehmet Öğütçü bize eşlik edecek Piyasa Hattı'nda. Global Resources Partnership Başkanı. Avrupa'da enerji krizi büyürken AB Enerji Bakanları Zirvesi özellikle bu kapanmaları konuşmak için toplandı. Mehmet Bey de bizim için bunu yorumlayacak. Ve yine Londra'da özellikle şu an için İngiltere'deki 2. Elizabeth'in vefatından sonra 10 günlük kapanma süreci nasıl olur? Bunları da değerlendireceğiz. Piyasa nezdinde ise Kutay ile beraber araştırma masasından Kutay Korap'la Fade bilançosunu konuşacağız. Serdar Pazı'yla da yine içerideki fiyatlamalar, dolar, TL, borsa, bunları detaylandıracağız. Şimdi hızlıca bir bakalım. Günün ikinci yarısında haftayı kapatırken piyasadaki fiyatlamalar bize ne söylüyor? BIST yüzde 3533 puandan geçiyor işlemler. Yüzde 2.79'luk bir yükseliş var. Yaşanan bu yükselişte bankacılık endeksini desteklediğini söyleyebiliriz. Alt sektörleri de ben rica edeyim. Banka, sanayi, maliye endeksi nasıl diye. Sabah saatlerinde %4 yaklaşık primle başlamıştı bankalar. Bu primler daha da arttı. %7.76'ya kadar geldi bankacılık endeksi. 4581 seviyesinde. Belki birazdan haftalık grafik gelebilirse bankacılık endeksine ya da aylık uzun vadeli line chart çizgi grafik olarak da oradaki yükselişi daha iyi görürüz. Çünkü bugünkü %7'lik yükselişin yanı sıra aslında Temmuz ortasından itibaren yükselen bir bankacılık endeksi var. Aylık grafiği de zaten arkadaşlar ekrana getirdi. 2419 puan seviyesinden 4582'ye geldi. Yani son bir ayda %100 neredeyse bir değer kazancı var. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den de açıklamalar var. Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu çözmeye kararlıyız diyor. Haksız fiyat artışlarına değinmiş Bakan Nebati. Buradaki kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız diyor. Onu da aktaralım. Şimdi geçelim buradan. Bankacılık endeksindeki bu yükselişten sonra haftayı oldukça güçlü kapatıyor. Döviz piyasasına bakalım. Borsada iyimserlik var. Bankalar Borsa İstanbul'u destekliyor dedik ama döviz piyasasındaki fiyatlama nasıl? Euro TL'de 18.37'lere kadar geldik. Dolar TL'nin üzerine yükseldi tekrar. Dolar Türk Lirası 18.23 seviyesindeyken Euro TL'nin 18.37'de olmasının ana sebebi paritenin de 1 seviyelerini tekrar aşması. 1.00'ın üzerine, hatta sabah saatlerinde 1.01 seviyesine kadar yükselmişti. Avrupa Merkez Bankası'nın 75 bas puanlık faiz artışının ardından Avrupa Merkez Bankası üyeleri tarafından gelen "daha fazla faiz arttıracağız" Şahin şeklindeki Şahin mesajlar Euro'yu desteklemeye devam ediyor. Rakamlar böyle. Şimdi isterseniz gidelim. Paritenin de aylık grafiğini ekrana getirdik ama aslında bu tabloya bakmamız, daha yakından bakmamız iyi oldu. Çünkü ben her ne kadar bu haftanın zirvesindeyiz, 1.01'lere doğru yükseliyor desem de aslında aylık grafikte bu ayın zirvesi 1.0320 seviyesiydi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerdeki gelebilecek olası daha sıkı, daha şahin mesajlar pariteyi 1.01'lerden 1.0320'ye bu ayın zirvesine tekrar yükseltecek mi? Onu da takip edeceğiz diyelim ve gidelim buradan. İntegral Yatırım Menkul Değerleri Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle olacak. Seda, hoş geldin. Söz sende. Merhaba Güzem, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sana. Açıkçası gözler Borsa İstanbul'daki yükselişte. Hacimli bir şekilde yükselen bir eğilim var ve bankacılık endeksi öncülüğünde de yükseliş devam ediyor. Dün aslında biraz konuşmuştuk, buna tekrar değinmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Borsa İstanbul'daki yükselişin 18 Temmuz'dan bu yana devam ettiği dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla bankacılık endeksine de baktığımız zaman bu tarihten itibaren %110'luk bir yükseliş var. Hatta biraz daha fazla artık, bu hareketle birlikte %100'ün üzerine de açmış durumda. Dolayısıyla hani hangileri daha önden koşmuş diye baktığımız zaman elbette ki işte Şekerbank, TSKB %350'ler gibi bir rakamlar var getiri anlamında. Diğer taraftan zaten kamu bankalarındaki yükselişi oldukça bariz. %200'ün üzerinde getiriler, değer kazanmaları var. Ancak Yapı Kredi, Akbank ve bununla birlikte Garanti biraz daha geride kalmış ve bankacılık endeksindeki %110'luk getiriyi çok fazla yakalayamamış. Dolayısıyla bugün Garanti
beklentinin tavana doğru kilitlenmiş olması, diğer bankaların da buna biraz daha iştirak ediyor olması dikkatimize çekti açıkçası. Kamu bankalarındaki zaten yükseliş hareketinin sürdüğünü izliyoruz. Hani bunların daha ne kadar süreceğini ve nereye kadar gidebileceğini söylemek oldukça zor. Yani burada zaten bir teknik analiz gibi bir şey yapılamıyor, öyle bir şey yok. Doğru da çıkacağını hani düşünmüyoruz ama genel itibariyle elinde banka olan yatırımcıların biraz daha teknikle hareket, taktikle hareket etmelerinin, bir stratejiyle hareket etmelerinin daha doğru olabileceğini düşünüyoruz. Ama tabii bankaların öncülüğünde yükselen Borsa İstanbul'da özellikle izlediğimiz üst band direnci olan 3500 seviyesi de yukarı yönde aşılmaya oldukça istekli gibi görünüyor. Bu seviyenin üzerinde eğer kalınırsa İlerideki dönemlerde yükseliş hızına bağlı olarak 3900 hatta 4000 seviyelerine doğru da bir hareketlenme görmemiz ve buraların artık hedef bölgesi olduğunu söylememiz mümkün olabilecek. Elbette ki zamanla olacak, bu birdenbire olmayacak. Buradaki hareket eğilimini izleyeceğiz. Kâr realizasyonu beklentisi büyük bir ihtimalle piyasalarda devam ediyor. Şu anda bankacılık endeksinde derin bir düzeltme görmediğimiz takdirde, açıkçası sinyal almadığımız takdirde Borsa İstanbul'da bir düzeltme olabileceğini de söylemek oldukça güç. Dolayısıyla 3500 seviyesini Borsa İstanbul'da teknik anlamda izlemeye devam edeceğiz. Bugünün veri akışında çok önemli bir gelişme yok. Dün özellikle Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip ettik ve Lagarde'ı, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını izledik. Piyasa beklentisine bağlı olarak 75 bas puanlık bir faiz artırımı geldi. Küresel piyasalar bu haftanın geneline göre biraz daha morali yüksek gibi görünse de ECB gibi, FED gibi şahin politikaların gidebileceği bakış açısı devam ediyor. Dolayısıyla güçlü dolar temasında herhangi bir değişiklik yok. Her ne kadar dolar endeksinde bir miktar geri çekilme olsa da. Euro dolar paritesinde aslında Boeing'in gördüğü en yüksek seviye olan, biraz önce sen de ifade ettin, 1.0320 seviyesindeki bu buraların yakınlarında 1.0331, 1.0350 bandındaki direnç oldukça önemli. Bu seviye aşılmadığı takdirde de Euro dolar paritesinde bir yükseliş inmesinden bahsetmek çok zor ama genel olarak yükselişlerin baskıyla karşılandığı bir euro dolar paritesi olmaya devam ediyor. Gelecek haftaki gelişmeler biraz daha ön plana çıkacak ama genel itibariyle Borsa İstanbul'un kapanışının güçlü olmaya devam ettiğini izleyeceğiz gibi görünüyor ama 3500 seviyesindeki direncin ne derecede aşılıp aşılmayacağı da kritik olacaktır Güzel. Seda, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Seda Yalçınkaya Özel'in görüşlerini aldık. Kısa bir ara, aranın arkasından piyasa hattına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Piyasa hattının bu bölümünde her zaman olduğu gibi para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı. Bizimle Serdar, hoş geldin. Merhaba. Yayına. Şimdi günün ikinci yarısında bankacılık endeksinin yükselişinin %7'yi aştığını görüyoruz. Evet. Ve bu süre zarfında da aslında ben sabahta biraz baktım, küresel bankacılık endeksine ne kadar ayrışmış diye. Epey ayrışmış yani, evet. Yılbaşından bugüne ya da son bir ayda. Fakat bugün özellikle Avrupa bankalarına dair bir analiz vardı Bloomberg'te. Hı hı. Orada da değerlemelerin cazip olduğu, çünkü karlılığın iyi olduğu, FK'ların ucuz kaldığı söyleniyordu. Sen yılın geri kalanı için küresel bankalarda, hatta bununla beraber küresel hisse piyasasında da risk iştahı tekrar artar, hani biz biraz daha rüzgarı arkamıza alırız diyebiliyor musun? Evet, şimdi o Bloomberg'te belirttiğin Avrupa bankacılık sistemine ilişkin analizde tabii dikkat çeken şu nokta var. Yani enerji darboğazı nedeniyle Avrupa Merkez Bankası şirketlere, yani siz bir enerjide kısıntı vesaire olduğu takdirde işte B planınız nedir ya da ne kadar süre dayanabilirsiniz? Şartlarınız ne, koşullar nedir diye ciddi bir bakıldığı zaman yani önden bir hazırlık çabası var. Yani bu da ister istemez şirketlerin bankalardan aldıkları kredilerin işte zamanında geri ödenememesi, bazı faizlerin çok yukarı gitmesiyle refinansman sorunu, bazı şirketlerin iflasına yol açması gibi sorunlar beraberinde getirebilir. Ve analizde şuna da yer veriliyor. Yani normalde Avrupa'da faizler çok düşük ve çok düşük faizlerde bankalar bir kar marjı kendilerini oluşturamıyorlar. Yani işte orada zaten bizde olduğu gibi mevduat piyasası yok. Çok özür dileyerek gireceğim araya. Hemen devam edeceğiz. İngiltere Merkez Bankası 15 Eylül'deki faiz kararını da 22 Eylül tarihini erteledi. Önümüzdeki hafta olacaktı faiz kararı, biliyorsunuz. Perşembe günüydü değil mi Serdar? Normalde karar. Normalde Perşembe'de. Fakat 22 Eylül, yani bir sonraki haftaya ötelemişler. O son dakikayı da iletelim ve devam edelim istersen. Evet, yani bu son dakikaya ilişkin, yani İngiltere'de Merkez Bankası'nın aynı Avrupa'da olduğu gibi, ki orada enflasyon daha da yukarıda çift hanelerde. Yani
anlamlı bir, yani 75 bas puan da oradan beklenirdi aslında. Ama diğer taraftan da o yeni başbakan olan Liz Truss'ın ben enerji fiyatlarını donduracağım, yani hane halkının doğalgaz faturalarını 2024'e kadar sabitleyeceğim çıkışıyla beraber bakıldığında faiz artırımına o kadar gerek yok mu diye herhalde o durumun değerlendirilmesi neticesinde biraz daha zaman kazanma amaçlı o karar alındı diye tahmin ediyorum. Önceki konumuza dönersek, yani Avrupa'da faizler yukarı geliyor ama faizlerin yukarı gelmesiyle bankacılık endeksindeki yukarı hareketin arasında korelasyonun azaldığını ciddi şekilde. Yani faizler yukarı geldiğinde normalde bankalar daha iyi bir kar marjı üretebilirler. Ama şu an itibariyle çok gerçekleşiyor, öyle değil. Tabii bizdeki bankacılık endeksindeki seyrin, yani global taraftan tam anlamıyla koptuğunu söyleyebiliriz. Yani bizim kredi temerrüt risk primimiz kendi başına diğer dünyanın genelinde böyle bir hareket olmadan 800 lira 900 lira giderken ve yabancı yatırımcı kesintisiz 2-3 yıldır Türkiye'de hisse senedi pozisyonunu azaltırken bir ara %40'lar nispetinde olan bankaların endeksteki ağırlığı %10'lara kadar gerilemişti. Şimdi oradan bir toparlanma var ama bankalar hani bir hafta önce, 2 hafta önce ya da bundan 3 ay önce de şu ankinden çok farklı bir potansiyel sunmuyordu. Yani o zaman işte 0.2, 0.3 piyasa defter değeri, işte 2-3 yıllık karını el değiştiren bankalar vesaire gerçeğinden hani buralara ne zaman geldik? TÜFE endeksi tahvillerden elde edilen getiri vesaire diyorsak o zaten hani bu seneki enflasyonun nerelerde olacağı, gelecek sene nerede olacağı, 400 milyarlık bir TÜFE endeksi tahvil stoğu var. Bu toptan tahvil stoğunun %20'si neredeyse bankaların bundan ne kadar karlılık elde edeceği zaten aşikardı. Ya da %80 enflasyon olan ortamda %30, %40 öz sermaye karlılığı hani çok inanılmaz bir potansiyel sunmuyor ve yakın zamanda BDDK'dan gelen kararlardan hani bankaların karlarına bakıldığı zaman sınırlı da olsa aslında negatif etkiler nitelikte. Şimdi dolayısıyla bu yakalanan momentum büyük ölçüde artan kredili pozisyonların, işte vadeli pay senetlerindeki hareketlerin, spot piyasada ona mukabil oluşan arbitrajın değerlendirilmesi, ondan sonra oluşan teminat tamamlama çağrıları sonrası stopların çalışması ve yukarı yönde hareketin devam etmesi. Yani global taraftaki herhangi bir trende ben bağlayamıyorum. Bizim ekonomik gerçekliğimize de benzer şekilde bağlayamıyorum. Yani sadece hissenin ucuz olması ona yatırımcıların bir anda hücum edeceği anlamına gelmez. Başka bir katalist gerekiyor. O katalist de büyük ölçüde kredili pozisyonlanmanın artmış olması. Yoksa yabancı yatırımcı menkul kıymet istatistiklerini takip ediyoruz. Böyle bir hareket yaratacak. Yani endeksi 3500'ün üzerine çıkacak, neredeyse 2 sent seviyelerine geldik ve bankacılığı böyle 2 katına, 2,5 katına çıkan bakıldığı zaman bankalar var. Hisse performansı, yani fiyatını katlayan bankalar var. Hani böyle bir hareketlenme yaratacak yabancı yatırımcı girişinden de söz edemiyorum. Dediğim gibi kredili burada pozisyonların artışı esas katalist olarak ön plana çıkıyor. Şimdi aslında banka hazineleriyle ve ICM'lerle, yurt dışı satış departmanlarıyla bankaların konuştuğumuzda mesela ben işte 2011'de sektöre girdim. Sen tabii çok uzun yıllardır buradasın. Ben daha yeniyim ama benim girdiğim zaman bile roadshow'lar çok daha sık düzenlenirdi. Kesinlikle. Hatırlıyorum ki eminim o en büyük furya herhalde 2008 krizinden sonraydı. Çok fazla işte içerideki Türk yöneticilerin, ekonomistlerin, stratejistlerin, bankacıların işte Londra'ya, Amerika'ya gittiğini ve Türkiye piyasasını anlattığını biliyorduk. Evet. Şimdi Serdar, son birkaç aydır yeni yeni bu tarz talepler gelmeye başlamış. Bu elbette demek değil ki Türkiye'ye oluk oluk para akıyor. Senin de dediğin gibi yani evet, tahvilde hala zaten çok büyük çıkış sürüyor. Doğru. Kalmadı neredeyse. Hissede de topu topu bahsettiğimiz 750 milyon dolar. O da 1-1,5 aydır yani. Hani bir haftada bile girmemiş. Evet. 4-5 haftada. Fakat acaba 2023 Haziran seçimlerine yavaş yavaş hazırlık mı yapılıyor? Dolayısıyla acaba Türkiye'nin orada iklimi değişecek mi? Fiyatlama değişecek mi? Yabancının sermaye anlamında söylemiyorum ama değerleme olarak daha mı çok ilgisini çekmeye başladı? Tabii yani yabancı yatırımcı, senin dile getirdiğin gibi yani yaklaşık herhalde 7-8 yıldır pek yok ve hani giderek azalıyor. Yani işte benim yani piyasa ilk girdiğim 90'ların sonu 2000'lerin başında hani %40'lar nispetindeydi hisse senetleri, yabancı saklama payı bir ara 3'te 2'sine kadar neredeyse çıkmıştı. Yani bu hep işte şirketler araştırma raporlarını hazırladıktan sonra işte yılın başında işte bir hafta New York'a gidilir, bir hafta Londra'ya gidilir, işte Zürich vesaire farklı finans merkezlerine, Frankfurt'a gidilip o rapordaki şirketler pazarlanır. Bazen o şirketlerin yöneticileri de iştirak eder. Bazen işte iyi finansallar açıklayan ya da iyi yeni projeleri olan şirketler kendilerini anlatmak üzere yine yatırım bankalarının aracı kurumları yanlarına alarak bu turları, ziyaretleri gerçekleştirir. Bunların tabii pozitif katkıları var. Uzun zamandan beri de yoktu. Şimdi ufak ufak başladığı doğru ama pozisyonlanma sınırlı. Bu arada fixed income da eskiden daha likitti değil mi? Tabii ki. Yani orada şimdi belli bir reel faiz vardı. İşte TÜFE endeksi tahvillerin bir cazibesi vardı. Yani bir derinliği vardı. Diğer taraftan şirket tahvil ihracı çok başlı başına ayrı bir
noktadaydı. Dolayısıyla şu an hani bir kıpırdanma var ama o kıpırdanma hani endeksin bu performansını, bankacılık endeksinin bu seyrini kesinlikle açıklamıyor. Yoksa yabancı yatırımcının özellikle hani batı tarafını burada ön plana tutuyorum. Yani ilgisinin arttığı ve bunun muhtemel bir pozisyonlanma, işte bunun için seçim de tabii önemli bir katalist olabilir. Yani farklı daha ortodoks politikalara dönüş bir noktada bekleniyor, o da olabilir. Yoksa biz bu yaşadığımız ralliye rağmen halen ucuz yani FK ya da diğer metrikler nispetinde. O yüzden ilginin arttığı doğru ama bu son hani bir ay, iki ay içinde yaşadığımız hareket yabancı ile hani gerçekleşti demek çok prematüre bir yorum olacaktır diye düşünüyorum. Peki çok hızlıca son bir iki dakika içerisinde hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi haftaya biz bu konuyu daha fazla işleyeceğiz. Türkiye'nin %11'liğe gerileyen tahvil faizleri. Hani dolu tarafından bakalım, bardağın dolu tarafından yorumladığımızda, baktığımızda aslında evet faizler aşağı geldi, fiyatlar yukarı geldi. Bu sebepten ötürü de bankalar buradan iyi bir kar yazdılar. Evet. Fakat bir noktada faizler artmak zorunda kalırsa bu kadar yüklü tahvil portföyüyle bu bankalar ne yapacak? Yani bir alarm olur mu sence bilançolar için? Tabii ki, yani şimdi bakıldığında orta vadeli programda bile yani piyasa katılımcıları anketi daha güvercin. Merkez Bankası'nın projeksiyonlarında vesaire bile çalışılan rakamlar hani buraların üzerinde. Yani şimdi tek haneye indi neredeyse sabit kuponlu faizler. Yani 11'leri onlara indi. Hatta işte sosyal medyada paylaşımlar vardı. 2030-2031 vadeli dolar cinsi tahvil, işte TL cinsi tahvil getirisi. TL cinsi tahvilinki daha aşağıda. Hani bu şimdi bakıldığında bir anomali. Yani sen kendi dolar cinsi borcunu sigorta atmak adına %7-%8 piyasa prim talep ediyorsa, bu ikisinin birbirine getirisinin eşitlenmesi, yani çünkü birinin bakıldığı zaman işte ödenmemesi durumundaki şartla bile diğeri de bir değil ondan sonra. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir durum değil. Ha bu ne olur? Bu sene sonunda işte bu faizler buraya düştüğü için hani bilançolarda, finansallarda o düşük faizden elde edilen sermaye kazançları banka finansallarını bir noktaya getirir. Ama muhtemelen 2024'te bu faizlerin seviyesi başka bir yerde olacağından o zaman da o zarar yazılır. Yani onu şimdi nasıl karlılığın beklentisi satın alınıyorsa o zaman da olacak potansiyel zararların beklentisi ister istemez fiyatlamalara yansır. Serdar, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için ve dönelim biraz içerideki şirketleri konuşalım. Az sonra FAD Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Demir'i ağırlayacağız ama onun öncesinde Kutay Karap'tan şirkete dair detayları alalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Kutay, hoş geldin yayına. FAD'ye dair hem ikinci çeyrek finansallar ne söylüyor bize hem de guidance'da hedeflerde neler var, senden dinleyelim. Evet güzel, şimdi baktığımızda şirket hani 95 yılında kuruldu ve 7 tonluk bir kuru domates üretimi vardı. Şimdi gelinen nokta 1750 tonluk bir kuru domates üretimine ulaşıldığını görüyoruz. 22 ülkeye ihracat var ki burada Avrupa Birliği ve ABD ülkeleri, ABD bölgesi başta olmak üzere birden fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Burada iş kollarına bakarsak şirket tarafında kuru domates üretimi, fide üretimi, bununla birlikte AVM aktivitesi ve aynı zamanda modern hayvan çiftliği yatırımları da yine yer alan kollar arasında. Yani 4-5 kolda yine işlerini sürdüren bir firmadan bahsediyoruz. Şimdi bu firmanın işlerinin bazı dağılımına bakarsak öncelikle üretim ve kapasite itibariyle kuru domatese bakıyorum. Kuru domateste yaklaşık 5 yıldır üretim kabaca 3000 ton civarında bir üretim kapasitesi var. Üretimine bakarsak üretiminin yıllar içerisinde azaldığını görüyoruz. Özellikle bu yılın ilk 6 ayında 857 tonluk bir üretim var yılın ilk 6 ayında. Ama mesela burada bakıyorum geride kalan yıllarda bir ortalama, bundan 3-4 yıl önceki ortalamaları 1500 ton civarında kuru domates üretimi var. Aynı zamanda fide tarafında da kapasitesinin 80 milyon olduğunu görüyoruz. Üretim adedi ise yılın ilk 6 ayında 30 milyon adet olarak gerçekleştiğini söyleyelim. AVM tarafında da gelirler kabaca 1,5 milyon ila 2,5 milyon TL arasında değişmekte olduğunu da söyleyelim. Şirketin finansallarına dönüp bakarsak şirketin hasılatı yılın ikinci çeyreğinde 40 milyonluk bir hasılat vardı.
Burada brüt karı şirketin 8.8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kar geçen yılın ikinci çeyreğinde 7.7 milyondu. 1.1 milyon TL'lik bir brüt karda büyüme olduğunu söyleyelim. Fakat burada şirkette 114 milyon TL'lik bir gelir elde edildiğini görüyoruz. Net kar elde edildiğini görüyoruz, düzelteyim. Geçen yılki şirketin net karı 6.7 milyon TL seviyesindeydi. Net karda bu denli artışın arkasında yatan gerekçe ise yatırım faaliyet gelirleri. Orada da gayrimenkul değerlemesinin bu çeyrekte şirket finansallarına pozitif katkı sağladığını görmekteyiz. Diğer taraftan net kar aşağı çeken bir diğer unsur ise karşımıza 27.7 milyonluk ertelenmiş vergi giderleri olarak da ulaştığını söyleyelim. Yani FADE Gıda için genel olarak bunlardan bahsedebiliriz Güzel. Kutay, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, Kutay Korap bizim için FADE Gıda'nın ikinci çeyrek finansallarını özetledi ama gidelim biz konuşalım. FADE Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Demir bizimle. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Hanım. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Şimdi bir sürü sorun var size elbette. Sektörü konuşacağız ama onun öncesinde en merak ettiğim konu aslında son dönemde bizim de tartıştığımız, konuştuğumuz bu domates salçasının ihracı kayda bağlandı. Doğru. Dolayısıyla bu karar neden alındı? Bir, ikincisi de biz normalde yaz mevsiminde tabii ağırlıklı olarak fiyatların biraz geri çekildiğini görürüz, domates fiyatlarının. Keza salça fiyatları da öyle. Ama bu sene aksi bir tabloyla yüzleşiyoruz ve sizin de ana iş kollarınızdan biri bu. O Doğru. yüzden sizden dinleyelim. Doğru. Şimdi daha önceki yayınlarda da ifade etmiştik hatırlarsanız. Gıda sektörüne gelen zam ambalaja, etikete, lojistiğe, genel gidere gelen zam. Ama ambalajın içindeki ürüne zam gelmemişti. Hı hı. Bunun sebebi de artan gübre maliyetleri, enerji maliyetleri demiştik. Tabii enerji deyince ağır sanayiler, demir çevikler aklımıza geliyor ama tarım sektörü, gıda sektörü de enerjiye çok bağımlı. Örnek verecek olursak amonyumlu gübreler, azotlu gübreler, üre, amonyum nitratlar doğalgazdan elde edilmekte. Ve doğalgaza gelen ciddi zamlar otomatikman gübre fiyatlarına da etkiliyor. Bir diğer etmen, bitkileri diktik, sulama ihtiyacımız var. Ama gübreye gelen zam sadece domatesi etkilemez. Doğru. Oraya da geleceğim. Hı hı. Su ihtiyacımız var. 100 metre, 150 metreden çekiyoruz. Bunu da elektrik marifetiyle yapıyoruz. Elektriğe gelen zamlar ortada. Domates özelinde Avrupa Birliği'nde şöyle bir sıkıntı oldu. Aynı anda İspanya, Portekiz, İtalya, üçü de büyük domates üreticisi. Hı hı. Kuraklık kaynaklı, aşırı sıcaklık kaynaklı sıkıntılar yaşadılar. Ve oradan çok ciddi domates talebi geldi Türkiye'ye. O taleple birlikte fiyatlar arttı. Domates salçası da olmazsa olmaz bir ürün. Tahmin ediyorum bizim Ekonomi Bakanlığı da önce can sonra canan dedi. Onun için henüz bir kısıtlama getirilmedi. Sadece izne tabi hale getirildi. Kayda tabi hale geldi ama ilerleyen dönemde eğer iç piyasayı sıkıntıya düşürecek bir durum olursa belki bir kısıtlama gelebilir ama bizim ana iştigal... Rakamlar? Yani FADE özelinde söylemiyorum. Sektörde şu sektör. An iç pazara yetemeyecek bir aslında domates üretimi var mı? Yani sizce ihracata sınırlama gelebilir mi? Böyle bir risk var mı? Özellikle kış ayları için. Ben gene talep kaynaklı olacağını düşünüyorum. Normalde yeterli domatesimiz var ve şunu da ifade etmek isterim. Salçaya geldi. Zaman zaman bizim yatırımcılarımız da soruyor. Ya bizim şirketimizin ürettiği ürünlere de bir kısıtlama gelecek mi? Herhangi bir kısıtlamaya tabi değiliz biz kurtulmuş domates olarak. Yeterli domatesimiz var ama Avrupa Birliği şöyle bir sıkıntıda. Seralarını ısıtamama riskiyle karşı karşıya. Şimdi kışın domatesi yiyebilmemiz için seraları ısıtmamız lazım. Doğru. Şu an doğalgaz fiyatları 10 misli artmış durumda. Bizde 5 misli arttı ama biz onu 2,5 misli gibi düşünelim. Yarısı dövizden geldi. Ve o riskle karşı karşıya kaldığı için de Türk domatesine ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Yeterli domatesimiz var ama talep çok olursa tabii sıkıntıya düşülebilir.
Peki burada özellikle siz şu an Tarım Kredi Kooperatifi'ne çok konuşuyoruz. Ve oradaki ürünlerin piyasaya sürülmesi, verilmesi. Nasıl görüyorsunuz? Yani hükümetin kendi yerel markalarını desteklemesi, piyasadaki rekabet koşullarını nasıl etkiliyor, fiyatlamaları nasıl etkiliyor? Siz gerçi perakende mağazalarda yoksunuz ama iç pazardaki rekabet koşulları, özel kamu ayrımını ve oradaki fiyat dengesini eminim sektör temsilcileriyle konuşuyorsunuzdur. Nasıl değerlendiriyorlar? Şimdi enerji fiyatları, gübre fiyatları, lojistik maliyetleri bu kadar artmadan önce bu fiyatlar, yoksa bu bizim aslında kanayan yaramız. Hı hı. Yani tarlada herhangi bir sebze 1 lira, markette 10 lira. 1'e 10 bir fiyat artışı söz konusu. Burada da şeyin uzun olduğunu düşünüyorum ben. Hani Antalya'da ürettiğiniz bir domatesi İstanbul'a taşıdığınız zaman araya 3-4 aracı ve ciddi bir lojistik maliyeti biniyor. Havzalaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu havzalar kısmında oyunun boyunu kısaltmamız gerekiyor. İstanbul ve çevresinde İznik, Sakarya, Lüleburgaz çok verimli ovalar var. Buralarda İstanbul'un, büyük şehirlerin ihtiyacını giderecek şekilde ekim dikimler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Temel problemin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Lüleburgaz'da bir ekiliş olsa Avrupa'daki bir esnaf, manav arabasını atlayıp üreticiden direkt alım yapma şansı var. Ama İstanbul'dan Antalya'ya aracısız bu işi yapabilmek zor. Artı navlun maliyetleri inanılmaz arttı. Ciddi navlun maliyetleri geliyor şeyin üzerine, ürünün üzerine aracılar giriyor. Ben odaklanılması gereken konunun bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki şimdi biraz buradan Manfaat özelindeki yatırım hedeflerine, planlarına da gelmek istiyorum. Aslında ilk 6 ayı oldukça güçlü rakamlarla tamamladınız. Tabii ihracat pazarları burada zannediyorum belirleyici oluyor. Sizden dinleyelim. Sizin için hedeflerle ne kadar uyumlu bir 6 aydı ve yılın geri kalanı için Avrupa'daki bu sıkıntı sizin ihracat rakamlarınız için bir risk oluşturuyor mu? Oluşturmuyor. Çünkü gıda olmazsa olmaz ve Avrupa Birliği yaşanan kuraklık, yaşanan enerji krizi, bu gibi sebeplerden ötürü yeterli üretimi yapamıyor. Ve yapamayınca en yakın tedarikçi konumda Türkiye var. Çünkü Ukrayna'da bir savaş hali, Rusya'yla bir karşılıklı yaptırımlaşma mevzusu var. En yakın alternatif Türkiye ve Türkiye öyle bir konumda ki ben sadece gıda sektörü üzerinde de değil, tüm alanlarda fırsat olarak görüyorum. Çünkü bugün bir tır çıktığında 3 ila 4 gün içinde Avrupa'nın herhangi bir destinasyonuna varabiliyor. Çok yakınız, tedarik edebilir durumdayız ve rekabetçiyiz. Hani kur bizde yüksek, her ne kadar artan maliyetlere rağmen ucuzuz hala Avrupa'ya göre. Onun için ben fırsat olarak görüyorum, başta tarım sektörü olmak üzere. Çünkü birçok fabrika kapanmak mecburiyetinde. Hı hı. Çünkü fabrika sterilize etmek durumunda, pastörize etmek durumunda. Bunlar için buhar enerjisi lazım. Buhar için de gene doğalgaza ihtiyaç var. Şimdi onlar da hem fiyat 9-10 misli artmış durumda, hem bir de kışın bulup bulamayacakları aşikar. Ve ben Avrupa Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sınavla bu kış, eğer bu enerji krizi Rusya'yla herhangi bir şekilde geri adım atma ve çözülme olmaz ise en büyük sınavı vereceğini düşünüyorum. Çünkü Covid döneminde biliyorsunuz merkez bankaları Amerika olsun Avrupa olsun parasal genişleme yaptılar. Ve hane halkına evde oturun biz size belli bir para verelim dediler. Doğru. O şekilde atlattılar. Ama bu kriz biraz daha onlar için farklı diye düşünüyorum. Peki şimdi siz FADE olarak özellikle bu yıl sonunda ne kadar bir karlılık hedeflediniz? Yani reel olarak soruyorum çünkü enflasyon çok yüksek. Yani bu yılda yaklaşık kabaca %70'lerde kapatmamız bekleniyor. Hani artı eksi 5 puan olabilir ama net karı %70'in üzerinde arttırabilmek reel olarak bir kar artışına işaret ediyor. Yani cirolar büyüyor. Ama reel karlılıkta şirketler bu kadar cömert artış göremiyorlar. Doğru. Siz ne dersiniz? Ya biraz belirsizlik hakim. Yani mesela en son bir %50 zam yedik doğalgaza ve elektriğe. Hakikaten öngörebilmek çok zor. Artan maliyetleri. Ama ekonominin temel kuralıdır yani. Arz talep dengesi üzerine kurulmuştur. Ve genelde eskisi gibi uzun vadeli kontratlar yapmamaya gayret ediyoruz. Şartlar çok değişiyor. Lojistik fiyatları, ambalaj fiyatları çok değişiyor. Genelde ikişer, üçer aylık kontratlar yapmayı yapıyoruz. Çünkü 6 ay sonra ne olacağını bilemiyoruz açıkçası. Bu sebepten
olumlu görüyorum ama real rakam bazında biraz real karlılık olur ama rakam belirtmek biraz zor. 70'in üzerine biraz zor ama real karlılık olacak, rakam telaffuz etmek biraz zor, kestirebilmek zor. O yüzden söylüyorum, 70'in üzerine çıkmayacaksa real olarak kârda artış beklemiyorsunuz demek oluyor bu da. Peki şu tarafı sorayım size. Bir diğer konu da ihracat bedelleri ve işte finansman erişim. Şimdi bu konuda ihracatçılar tabii çok fazla hükümetten talepleri var. Merkez Bankası ile en son İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın aralarında da bir anlaşmazlık oldu. Mesela işte stokçuluk tartışması oldu. Sonra Merkez Bankası bunu kastetmedim dedi ama siz piyasanın içinden biri olarak biraz izah eder misiniz? Yani nedir bu stokçuluk? Yani siz ham maddeyi önden depolamak stokçuluk mu oluyor? Yani fiyat belirsizliğine karşı, yoksa siz risklerinizi mi minimize ediyorsunuz? Doğru. İkinci konuda gerçekten Exim Bank gibi kuruluşlardan finansmana erişemiyor musunuz? Likitte erişmekte sıkıntı mı var? Şimdi bazı sektörler, bizim kurutulmuş domates gibi düşünün. Mecbur stok yapmak zorundasınız. Çünkü güneşte kurutuyorsunuz. Ve 20 Temmuz'larda başlayıp 31 Ağustos'a kadar veya Eylül başına kadar kurutuyorsunuz. Doğası gereği bazı işlerde bir stok şartı var. Dolayısıyla stok yapmak durumundayız. Yapmama şansımız yok. Kredi konusuna değinirsek, kredide Ziraat Bankası'nın nitelikli kredileri var. Bizim biliyorsunuz biyoteknoloji yatırımımız var. Zamanınız varsa ona da değinmek isterim. Onunla alakalı sübvansiyonlu krediler alabiliyoruz. Tarımda teknolojiyi kullanıyoruz. Sözleşmeli tarım yapıyoruz. Buna yönelik sübvansiyonlu kredileri var. Biz %0 faizli, %1 komisyonlu krediler kullanıyoruz nitelikli Ziraat Bankası'ndan. Açıkçası Fade Gıda özelinde çok yoğun krediyle çalışan bir firma olmamakla birlikte finansman problemi yaşamıyoruz. Peki burada son bir iki dakika içerisinde biraz sizden de yatırımları dair detayları alalım. FADO olarak nedir yeni dönemdeki hedefleriniz? Ben hatta hisseyi de Behkan'a hemen rica edeyim. Yatırımcının teveccühü bir hisseye iyi ki 6 liralardan hisse 10 TL'ye kadar yükseldi son birkaç ay içerisinde. Evet. Oldukça hızlı bir yükseliş yaşandı. Evet. Ama bundan sonraki süreçte bu hareketin devam etmesi de hissenin buralarda kalması için sizin de kendinizi doğru anlatmanız, yatırımları paylaşmanız gerekiyor. Ne dersiniz? Oradaki hedefler nasıl? Biz daha önceki yayınlarda da ifade etmiştim. Biyoteknoloji yatırımını önemsiyoruz. Çünkü dünya nüfusu artıyor. İkilebilir, dikilebilir alanlar ciddi derecede azalıyor. Ve şimdi İspanya, Portekiz özelinde kuraklıktan bahsettik. Ama aynı zamanda Pakistan, üçte biri, ki büyük bir ülke Pakistan, üçte biri sular altında. Ciddi sel felaketi var. Mali, yağmursuzlukta, kuraklıkta bildiğimiz yerde insanlar kayıklarla dolaşıyorlar. Yani iklim insanoğlunun marifetiyle insanoğlunun aleyhine çalıştığını düşünüyorum. Artık bitki konusunda da teknolojiyi kullanmak zorundayız. Hatta biz iştiraklerden birimizi biyoteknoloji olarak değiştirdik unvanını. Bunu Kapta'da yayınladık. Ne yapacağız bitki biyoteknolojisiyle? Çok özel çeşitler yetiştireceğiz. Artık bu artan aşırı yağmurlar, kuraklık ve iklimsel aşırı sıcak gibi iklimsel koşullara daha dayanıklı çeşitler olacak. İthalatta dışa bağımlılığı bitireceğiz. Bu kısa vadeli hedeflerimiz. Bir de uzun vadeli hedefimiz var. Bu bitkiler doğanın bir mucizesi. Bunların içinde kozmetik sektörü için, özellikle bayanlar için kırışık önleyici etken maddeler var. O bitkilerden onu bulup kozmetik sanayine satma hedefimiz var uzun vadede. İlaç sanayi için belli enzimler var, etken maddeler var. O bitkilerin hücrelerinden ayrıştırıp ilaç sanayine yönelik çalışmalarımız var. Bununla alakalı iki tane TÜBİTAK projesi hazırlıyor arkadaşlarım. Dışarıdan danışmanlık hizmeti alıyoruz. 2023'te görecek miyiz yansımasını? 2023'te ilkini göreceğiz. Hı-hı. Bitki biyoteknolojisiyle özel bitki yetiştirmeyi 2023'ten itibaren gelire döndüğünü göreceğiz. Ama diğeri takdir edersiniz daha uzun vadeli. Soluklu, uzun vadeli olacak. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Çok sağ olun. Yılın bu fırsatı verdiniz. Biz de yatırımcılarımıza kendimizi ifade etme şansı bulduk sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Fade Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Demir'i ağırladı. Kısa bir ara, aranın arkasından Mehmet Öğütçü ile enerji fiyatlarını konuşacağız.
Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Global Resources Partnership Başkanı ve The Bosphorus Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü bizimle. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk efendim. Sağ olun, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Mehmet Bey, yani bu kadar kriz varken, Amerika'da enerji krizi, Avrupa Merkez Bankası faiz artışı konusunda ısrarcı. Çünkü bir yandan da enflasyonla mücadele ediyorlar. Ama siz resesyon tehlikesinin artık gerçekleştiğini düşünüyor musunuz? Yani bir tehlikeden ziyade tam olarak resesyon içinde mi Avrupa? Enerji Bakanları Zirvesi'nde son üretimi durduran sanayi şirketlerine dair neler konuşuldu, konuşulacak? Evet, yani bu hepimizin bildiği gibi gerçekten çok ciddi bir kriz. Yeni bir dönüm noktası olacak Avrupa Birliği'nin ekonomisinde de. Dünya Rekabet Ligi'nde de Avrupa Birliği'ni belki daha gerilere itebilecek bazı gelişmeleri görüyoruz. Bu fiyat artışları enflasyonu çok vahim bir şekilde kötüledi. Biliyorsunuz 2021 Ocağı'ndaki doğal gaz fiyatıyla bugünkü arasında 12 kat fark var. Ne kadar bunu yansıtmaya çalışmasalar da, ne kadar sübvansiyonlar sağlasalar içeridekileri, hükümetlerin bunu kaldırma gücü de yok finans olarak. Çünkü Covid o gücün önemli kısmını aldı götürdü. Şu anda ağır bir enerjiden kaynaklanan enflasyon var. Çünkü enerji biliyorsunuz hayatımızın hemen hemen her noktasına dokunuyor. Bu yüzden hem gıda fiyatlarında, hem perakende de, hem ulaşımda, hem imalat sanayinde fiyatlar aldı başını gidiyor. Bu ama enflasyonun yükseldiği, büyümenin durduğu, stagflasyon diyeceğimiz bir döneme girdi. Resesyonla artık nasıl baş edecekler? Avrupa'da bunu çok fazla emin değil nasıl yapacakları konusunda. Şimdi Avrupa Birliği bakanları söylediğiniz gibi toplandılar. Bugün konuşuyorlar hala. Toplantı bitmedi. Burada özellikle elektrik fiyatları üzerine bir tavan getirildi. Yani her fiyat artışını yansıtmaktansa belli bir tavan fiyata indirme konusunda öneri var Avrupa Birliği Komisyonu'ndan gelen. Bu nasıl karşılanacak göreceğiz. İkinci hususta gaz fiyatlarına da benzeri bir tavan getirmeye çalışıyorlar. Rusya'dan gelen yasa ya da başka yerlerden afet olarak temedilen yasa. Dahası komisyonun sunduğu öneriler arasında gördüm bunu. Fosil yakıt şirketleri muazzam kar etti. Yani ExxonMobil'ler, Shell'ler, BP'ler bakarsanız eğer doğalgaz fiyatlarının paralelinde de petrol fiyatlarının yükselişi karşısında tarihlerinde görmedikleri bir kâra kavuştular. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de söyledi bunu. Bu adil değil diye. Şimdi de komisyon bu şirketlerin kârlarından belli bir kısmının dayanışma fonuna aktarılması, bunun da sübvansiyonları desteklemede kullanılması yönünde bir teklifi var. Daha bir sürü böyle teklifler var. Enerji tasarrufu konusundaki teklifler de var. Bir de gaz üretimiyle çıkmayan elektrik üzerine çalışan şirketler, yani işte rüzgarda geçti, yenilebilir enerji şirketlerine de onlar da kar elde ediyorlar tabii ki. Çünkü maliyetleri gazla çalışan santraller kadar yüksek değil. Onlara da bir vergi konulması ya da tavan getirilmesi konusunda. Yani bildiğimiz serbest piyasa ekonomisinin bütün kurallarını çöpe atıp bu kritik dönemde, böyle dönemlerde yapılır tabii ki, bu kritik dönemde yeni bir düzenleme getirmeye çalışıyorlar. Elektrik piyasasının islahı, reformu ve tavan fiyatlar getirerek tüketicilerin korunması ve onlardan gelen tepkilerin siyaset sahnesine yansımasını önleme çalışması bir yerde. Geçenlerde AB dışında İngiltere'de Liz Truss gelir gelmez ilan ettiği önlemlerden bir tanesi buydu. Önümüzdeki 18 ay için mevcut enerji fiyatlarını dondurmak. Bu şekilde yeni artış getirmemek konusunda. Yani bunu galiba Avrupa Birliği de bunu izleyecek gibi gözüküyor bu önlemleri. Ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Çünkü Brüksel'i aradım, birkaç dostumla konuştum. Yeni taze bilgiler elde etmek için. Avrupa Birliği bakanlarının önemli bir kısmı bu toplantının çok zorlu geçeceğini söylüyor. Mesela Macarlar katılmıyor bu önlemlere büyük ölçüde. Çekler bu konuda bazı çekinceleri var. Tabii Almanya ve Fransa'nın ne söyleyeceği ve İtalya'nın ne söyleyeceği çok daha önemli bu toplantıda. Ama şurası bir gerçek ki
fiyatlar dizginlenmezse, elektrik fiyatları ve gaz fiyatları, ne Avrupa Birliği sanayi rekabet edebilir hale gelir, ne üretebilir, ne de hane halkları bu yükün altından kalkabilirler diye düşünüyorum. Peki Mehmet Bey, öte yandan bir diğer konu da herhalde buradaki yenilenebilir enerjiye tabii yatırım yaptılar vesaire ama daha cazip olan işte kömürü devreye sokuyorlar ya da nükleer santrallerin tekrar lave edildikten sonra devreye alınması konuşuluyor. Dolayısıyla Rusya bağımlılık dışında buradaki çözüm ne olabilir sizce? Ve Türkiye'ye de kış ayında bir risk barındırıyor mu bu fiyat artışları? Şimdi şöyle bir durum var. Yani Avrupa Birliği Rusya ile ilişkileri, enerji ilişkilerini aynı siyasi güvenlik ilişkilerinde olduğu gibi adeta kesmiş durumda. Şu anda %90 azaldı doğal gaz. Gelen gazlar bir Slovakya'ya, Ukrayna üzerinden bir de Türkiye'den Bulgaristan'a giden gaz var. Dolayısıyla %90 gitti bu. Bunun yakın gelecekte tekrar ihya edilmesini ben mümkün görmüyorum. Savaşta zaten derinleşerek devam ediyor. Bu durumda yeni bir enerji arz mimarisi oluşturulması çabaları hız kazandı. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde bu yapılacaktır. Sorun önümüzdeki 2 yıl. Bu dönem Avrupa için bence duraklama dönemi olacaktır ekonomide. Onun ciddi siyasi yansımaları da olacaktır tabii ki. Şimdi Türkiye açısından bakarsanız en önemli yansıma şu olacak. Arzda belki Avrupa Birliği kadar zor durumda değiliz. Rusya'dan hala hem Mavi Akın'la hem Türk Akın 1 ve 2 ile Karadeniz'in altından gaz almaya devam ediyoruz diyorsunuz. Yalnız İran'dan da alıyoruz, Azerbaycan'dan da alıyoruz. Belki yakında Kuzey Irak'tan ve Kuzey Deniz'den de gelebilir. LNG geliyor düzenli olarak ama onlar da spot fiyatlar. Boru hattı gazdan daha pahalı. FSRU'muz var, depolama tesislerimiz var. Lakin burada Türkiye için en önemli sorun bunun bedelini ödeyebilecek. Yani bu fiyatların yükseldiği Avrupa'da şu anda 3.000 doların üzerinde her 1.000 metreküp. Kışın 4.000 dolara kadar çıkacağı öngörülüyor. Türkiye'de tabii buna kayıtsız kalamaz. Türkiye'deki fiyatlar da artacak bu kadar artmasa bile. Bunun bedelini ödeyecek para hazinede var mı? Ve sanayici, hane halkı da bunu ödeyecek durumda. Bence borç harç bir şekilde bu herhalde bu para. Ama bu elde edilen pahalı gazın iç piyasaya yansıtılmasında nasıl olacak? Sübvansiyonlar devam edecek mi? Yoksa olduğu gibi fiyatlar yansıtılacak mı? Kalacak mı? Bu açısından en kritik soru. Kömür ve nükleer konusunda ise Avrupa Birliği... Çok kısaca bir iki cümleyle alalım, sürenin sonuna geldik. Çünkü kömür ve enerjide Avrupa Birliği şimdiye kadar tupaka dediği fosil yakıtlara, nükleere ister istemez tekrar dönmek zorunda kaldı. Ve bu devam edecek bence. Çünkü fosil yakıtlar bizim dünyanın enerjisinde %83 paya sahip. 17'si yeşil enerji. Bugünden yarın temizleyemeyiz. Hele bu kritik dönemde nükleer santraller tekrar devreye alınacak. Kömür de hızlı bir şekilde yeniden devreye girecek ki elektrik ihtiyacı karşılığı enflasyon, enerji enflasyonu yaşanması fiyatlar. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey değerli katkınız için ve piyasa hattını noktalıyoruz. Hoşçakalın.